Sevgili gençler, sevgili öğrenciler ve ilgili olan herkese merhaba diyorum. Bugünkü videomuz risk ve kriz yönetim dersimize ilintili olarak risk nedir, kriz yönetimi nedir, yönetim nedir sorularının cevabını alabileceğimiz bir içerikte olacak. Tabii ki özet şeklinde gerçekleşecek. Risk nedir? Sizin hayatınızda herhangi bir risk var mı? Yok mu? Oldu mu? Mutlaka olmuştur ama acaba siz o riskin farkında mısınız? Riskin ne demek olduğunu bilerek hayatınızdaki riskleri yönetiyor musunuz? Avucunuzun içerisinde. Yoksa hayatınızda bir sürü risk var ama siz onların farkında değil misiniz? Şimdi buna birlikte bakacağız, inceleyeceğiz. En güzel örneği sanıyorum şu günlerdeki koronavirüs ile alakalı mücadelemizde anlıyoruz riskin ne olduğunu. Hayatımıza birdenbire bir sürü risk geldi. Elimizi yıkayacağız, kolonya süreceğiz, ellerimizin arasına yapışabilir, parmaklarımızın arasına, avucumuzun içine, bileklerimize yapışabilir, giysilerimize bulaşabilir. Metalleri takmayalım, metallerde daha uzun yaşıyor, kartonlarda daha fazla 24 saat kalıyor. Paltolarımızı, şapkalarımızı, çantalarımızı balkonlarda kurutacağız, asacağız, havalandıracağız. Her şeyimizi 60 derece sıcaklıkta yıkayacağız. Yiyeceklerimizi kaynar sularla yıkayacağız. Dışarıdan aldığımız paketleri balkonda havalandıracağız. Vesaire vesaire, kafamız bunalmış durumda bildiğiniz gibi. Neden? İşte risk. Hayatımızda risk var. Risk nedir? En basit anlamıyla risk bir soru işaretidir arkadaşlar. Risk bir soru işaretidir. Risk dediğimiz zaman aklımıza hemen bir soru işareti gelecek. Peki bu soru işaretini biraz daha açmamız gerekirse nedir bu? Soru işareti ne zaman insanın hayatına gelir? Bir belirsizlik varsa hayatımızda, bizi etkileyen bir belirsizlik varsa orada risk vardır. Demek ki risk olabilmesi için bir belirsizlik olması gerekiyor. Değil mi? Belirsizlik ve soru işareti ve bizi rahatsız edecek bir durum olması gerekiyor. Yani bir tehlike, bir tehdit olması gerekiyor ve bir de soru işaretlerine ve belirsizliklere bağlı olarak ne olması gerekiyor? Düşünelim. O harfiyle başlıyor söyleyeceğim kelime. Olasılık olması gerekiyor. Olasılık olması gerekiyor. Peki ben bu riski nasıl yöneteceğim o zaman? Yani hem soru işareti var, hem olasılık var, hem de belirsizlik var. Ben belirsiz olan bir şeyi nasıl yönetebilirim? Değil mi? Peki bakalım nasıl yönetebilirsiniz? Bir kere yönetmek nedir onu biliyor muyuz? Hatırlıyor muyuz? Yani yönetim neydi arkadaşlar? Bir, karar vermek. Yönetim karar vermekti. Stratejileri belirlemekti ki bunu stratejik yönetim dersimizde de anlatacağız. Ve taktiklerimize karar vermekti. Stratejik yönetebilmeyi gerçekleştirmek, hayata geçirmek, kararlarımızı uygulamak için bir ekip, bir kadro kurmamız demekti. Ve belirlediğimiz politikaları uygulamak demekti. Ve bütün bunları bir zincir içerisinde, ondan ona, ondan ona, ondan ona bir koordinasyon içerisinde yapmak demekti. Ve bunların hepsini yaptıktan sonra işimizin bitmemesi, yaptığımız her şeyi, bütün süreci kontrol etmek ve denetlemek ve önlem almak demekti. Böylelikle yönetimin de ne demek olduğuna birazcık yol almış olduk. Yani sonuç olarak yönetim dediğimiz zaman aklımıza planlamak, uygulamak, tabii ki bunu ekip kurarak gerçekleştirmek, kontrol etmek ve denetlemek gibi maddeler gelecek.
Peki o zaman biz bir hayatımızı ayna tutalım mı, ister misiniz? Bir ayna tutalım ya hayatımıza, bizim hayatımızda, yani sizin hayatınızda hangi soru işaretleri var, hangi belirsizlikler var, hayatınızdaki riskler nelerdir? Sanırım bu koronavirüs vakası çıkmadan önce hayatımızda bu konuyu çok düşünürdük ama şimdi çok bilinçlendik. Tek faydası da bu oldu sanırım. Artık hayatımızdaki şu günlerde hemen hemen hepimizin ortak noktası, en büyük risk koronavirüs tehlikesi. Değil mi? Belirsiz. Yani bana gelecek mi bilmiyoruz. Sana gelecek mi bilmiyoruz. Komşumuza gelecek mi bilmiyoruz. Maalesef ki bilmiyoruz. Bir belirsizlik var. Peki olasılık var mı? Bana gelebilir mi? Gelebilir. Hem de çok çok daha fazla gelebilir. Çünkü benim alerjim olduğu için size göre gelme olasılığı bana daha fazla. Son günlerimizi bile yaşıyor olabiliriz bu manada. O zaman bu videomuz hatıra olarak kalacak hepinize inşallah. Yaşlarımıza gelebilir, kronik hastalığı olanlara ve kalp şeker hastalığı olanlara bu virüsün gelme olasılığı çok daha fazla. Peki o zaman tekrar bir toparlamak gerekirse, risk dediğimiz zaman bir tehlike, bir tehdit olması gerekiyor. Yani tehlikeli veya riskli bir durum olması gerekiyor. Peki o zaman bana lütfen bir kriz senaryosu yazar mısınız? Hemen aklınızdan düşünün. Şu an ne gibi bir kriz olabilir? Yani ben bu videoyu çekerken bir kriz ne olabilir? Sizce ne olabilir? Peki önce riski konuşalım. Ne olabilir? Yani bir risk, yani olasılık, bir tehlike. Bu çekimi yapmış olduğum telefon yere düşebilir, kırılabilir. Allah korusun. İki, çok şiddetli bir deprem olabilir. Bu ciddi bir kriz yaratır. 3. Aniden bir kalp krizi gelmesi. Değil mi? Bunlar şu an için bir olasılık, bir tehdit, bir risk. Ama bunların hayata geçmesi, gerçekleşmesi kriz olur. Aradaki fark bu. Peki siz o zaman bir kriz senaryosu yazın. Yani şu anda beni seyrederken, sizi seyrederken birdenbire benim pat diye düşmem yere bir kriz olur değil mi sizin için? Benim için de bir kriz olur. Ayva, acaba hocamız niye düştü? Yoksa koronavirüsten mi bayıldı gibi bir kriz çıkmasına sebebiyet verebiliriz. Peki gelelim bu noktanın, yani risk ve kriz yönetiminin hava yollarıyla ne alakası var? Bu konuyu işleyelim. Ama önce şuna değinelim. Risk ne için vardır? Üretim vardır bir yerde, bir yerde de koruma vardır. Üretimin ve korumanın arasındaki dengeyi, hani bir tahterevallimiz vardı bizim böyle, hatırlarsınız, sınıfta işlemiştik. Arasındaki dengeyi korumak için risk alırız. Öyle değil mi? Peki, havacılıkla alakalı risklerden bahsetmemiz gerekirse ne diyoruz? Havacılıkta risk yönetim sistemi, bir sistemden bahsediyoruz. Uçuş operasyonlarıyla ilgili ve bunların yer operasyonunda, yani yer bacağındaki operasyonlarla ilgili, hava mühendisliği ile ilgili ve yerdeki bakım faaliyetleriyle ilgili en yüksek seviyede emniyet performansı seviyesinde olması ve bu seviyeye ulaşabilmek için tüm risklerin usul ve kurallarına uygun olarak yönetilmesi için havacılıkta risk yönetimi gerekiyor ve bu konuyu da yüksek emniyete bağlamamız gerekiyor. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Havacılıkta en yüksek seviyede emniyet yönetimi risk ve kriz yönetimiyle nedir? Birebir birbirine bağlantılıdır. Şimdilik bu kadar. Birinci dersimiz bitti. Bu derste neler öğrendik? Risk nedir? Ne demektir? Bir olasılık, bir tehlike, bir soru işareti, bir belirsizlik olması gerekiyor risk olabilmesi için. Peki ikinci öğrendiğimiz ne? Kriz nedir? Kriz, risk, olası risklerin hayata geçmesi, gerçekleşmesi durumunda önümüze çıkıyor ve her ikisini bağdaştırıp ne yapıyoruz? Güzel bir şekilde yönetiyoruz.
kararlarımızı alıyoruz, politikalarımızı belirliyoruz, stratejilerimizi belirliyoruz. Bütün yönetim fonksiyonlarını, süreçleri ekip kuracak bir şekilde gerçekleştiriyoruz ve daha sonra yaptıklarımızı kontrol ediyoruz. Sağlıkla kalın, koronavirüssüz kalın ve inşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ne yapacağınızı, nasıl bir bildirimde bulunacağınızı biliyorsunuz. Bu konuda sanırım bütün sorular kafanızda cevaplanmış oldu. Hoşçakalın.